Merhaba değerli izleyiciler. Bir Turizmden Beklentiler programında yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, bugünkü konuğumuz bir turizm işletmecisi değil ama Türkiye'de ve bölgemizde turizm politikalarına yön veren değerli siyaset insanları. Evet efendim, bugünkü konuğumuz Doktor Neşe İdir Zengin. Efendim hoş geldiniz. Hoş Cumhuriyet bulduk, Halk Partisi milletvekili adayısınız. Evet. Parti olarak veya kişisel olarak Balıkesir'in turizm politikaları konusunda, Balıkesir'deki turizm ve kültür değerleri konusunda mutlaka bir çalışma yapmış olduğunuzu düşünüyorum. Yapmış olduğunuz bu çalışmalar ışığı altında Balıkesir'deki turizmi ne şekilde değerlendirmek gerekiyor? Ve dünyadaki turizm, bölgemizdeki turizm açısından mukayese yaptığımız zaman Balıkesir'de yapılması gerekenler nelerdir efendim? Kısaca bize bunu anlatır mısınız? Öncelikle teşekkür ediyorum Dursun Bey, beni yayınınızda ağırladığınız için. Balıkesir'imiz bilindiği üzere uygarlıklar açısından, tarih açısından, çatışmaların ve kaynaşmaların odak noktasında olmuş bir şehrimiz. Tabii Balıkesir'imizin bu yönünü düşününce turizm açısından da sadece Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı olan bir şehir olmanın ötesinde diğer yönlerden de alternatif turizm kaynakları açısından da çok büyük bir zenginliğe sahip. Dolayısıyla Balıkesir'imizi düşündüğümüzde, turizm olarak düşündüğümüzde sadece denizini, sadece doğasını düşünmek yanlış olur. Evet. Çünkü kıyı şeritlerimizin turizm açısından çok büyük oranda turist çektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak ama iç turizme yönelik değil mi şu an? İç turizme, tabii. Yani iç turizmde özellikle, tabii biliyorsunuz %80 tarımla geçinen bir il olması. Tabii 13 senelik AKP iktidarı öncesi de Türkiye'mizi doyuran bir kent olması dolayısıyla %80 tarımla uğraşıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak bunun içerisinde unutulmuş, ortaya çıkarılmakta belki de zorlanılmış, belki de ihmal edilmiş, ciddi anlamda turist çekebilecek tarihi dokumuz çok fazla. Ama bu çok önemli Neşe Hanım, tarihi doku özellikle hem Körfez için hem de Kapıdağ Yarımadası için, orada Kizikos Antik Kenti ve orada çok değerli kültürel varlıklar var biliyorsunuz Balıkesir'de. Evet. Kesinlikle Dursun Bey, özellikle bu konularda bizlerin genel olarak yaptığı araştırmalar, bizim partimizin bu konuya yaklaşımı da bunların ortaya çıkarılması, şu anda yapılmakta olan sadece belli bir kesimi değil, bütün halkımızı içine alabilecek şekilde bunların yeniden geliştirilmesi, yeniden ortaya çıkarılması ve turist çekmesini kolay hale getirebilmesi için ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Ki siz kitle turizm değil, alternatif turizmden bahsettiniz ki burada kırsal turizmi mi demek istediniz burada? Kesinlikle kırsal turizmden de bahsediyoruz. Tabii ki denizlerimizle ilgili turizm çok önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Ciddi anlamda Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra bütün köylerimizin mahalle olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Evet. Şu anda takdir edersiniz ki, örneğin dün gittiğimiz İvrindi'nin Kabaklı Köyü, 30 kilometre mesafede İvrindi'ye. Evet. Bu köyümüzün mahalle olarak anılmasıyla birlikte çok fazla konuda bu köyümüze hizmet ulaşılmasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış durumda. 900 köyümüzün olduğunu düşündüğümüzde Balıkesir'de, evet, hem turizm amaçlı hem halka hizmet anlamında ciddi problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Efendim ben bu konuya gelecektim. Esasında evet, yerel yönetimler ve büyükşehir olmasındaki ayrı bir konu başlığıydı ama siz doğrudan bu konuya girdiniz ama bu kırsal turizm konsepti içerisinde konuya girdiniz. Onu isterseniz ayrı bir konu başlığı içerisinde değerlendirelim. Özellikle kırsal turizmdeki amacınız nedir? Çünkü esasında turizmin bir psikolojik tatmin olayı da vardır ve merkezine de insanı koyar, değil mi efendim? Şimdi kesinlikle bizim bugüne kadar öne sürdüğümüz genel başkanımızın da açıklamalarını yaptığı projelerimizin ana temelinde insan vardır. İnsan faktörü, evet, hizmetin temel
noktasıdır. Çünkü insanı düşünmediğimiz takdirde yapacağımız hizmetlerin zararlarının insanlara ve diğer canlılara getireceği büyük yükleri göz ardı etmiş oluruz. Ki o zaman yaptığımız hizmeti adaletli bir şekilde dağıtamamış oluyoruz aynı şekilde. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak turizme bakış açımızda öncelikle tüm kentlerimizin insan odaklı bir ana planının yapılması gündemdedir. Yani burada biz kültürümüzle ilgili, turizmimizle ilgili kararlarımızı alırken gerek yerel yönetimlerimizle, gerek halkımızla birlikte almayı hedefliyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki periferde, halkımızın yaşadığı bölgelerde halk kendi sorunlarını çok daha iyi bilir. Evet. O zaman halkımıza soracağımız, yerel yönetimlerimizle halkımızı bütünleştireceğimiz yeni planların yapılması çok önemlidir turizm açısından. Çok İkincisi, turizmin kesinlikle ve kesinlikle alanlarının belirlenmesi, yapılandırılması, yenilenmesi siyasetten bağımsız olmak zorundadır. Yani bir planlama yapılması gerekiyor. Çok önemli ve siyasetten de bağımsız. Özellikle evet, bu konuda bilimsel anlamda yetişmiş kişilerce bunların planların yapılması çok önem taşımaktadır. İnsan odaklı olması dolayısıyla. Evet. Neşe Hanım, çok doğru bir noktaya işaret ettiniz. Çünkü turizm dinamik bir sektördür. Ve gerek dünyada gerek ülkemizde bu sektör geliştikten sonra planlamalar yapılıyor. Ve ondan sonra problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sadece dünyada da bu böyledir. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ama ben sizde bunu görüyorum ki yani bir eyleme geçmeden önce bir planlamanın yapılması gerektiği hususunu belirtiyorsunuz ki bu çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Ki bu konuda sizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmaları olduğunu söylüyorsunuz. Bu gerçekten takdire şayan bir çalışma olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah halkımız bizi iktidara getirdiğinde bütün bunları yapmak için fırsatlarımız olacaktır Dursun Bey. Gördüğümüz üzere, bakın sahil kesimlerimizdeki kentlerimizde çok ciddi bir yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi... Ki ikinci konutu kastediyorsunuz değil mi efendim? Tabii tabii. Yani yeşil alana, doğaya izin vermeden yapılmış bu yapılaşmalar plansızlığın çok bariz örnekleridir. Bizim planlamadan kastımız şu anda yapılması düşünülen pek çok yeni otel, turizm sektörüne hizmet edecek binalar olsun, diğer turizm alanları olsun, bunların hepsinin plan dahilinde yapılması çok çok önem taşımaktadır. Özellikle doğru kentleşmenin, doğaya ve çevreye saygılı kentleşmenin, insana, canlıya saygılı kentleşmenin ana amacı budur. Öncelikle planlamanın yapılabilmesi, doğru planlamanın yapılabilmesi. Çok doğru bir tespit efendim. Yani doğal çevreyi siz tahrip ettikten sonra oraya hangi tesisi yaparsanız yapın, oradan bir sağlıklı sonuç elde etmeniz mümkün değildir. Yani Türkiye'de de görüyoruz ki bu bizim bölgemizde de bu ne yazık ki çok oldukça yaygın. Yani işte konutlar, oteller, eğlence merkezi hepsi bir arada ve dolayısıyla hepsinin farklı farklı çalışma alanları ve ilgi alanları var. Üçü bir arada olduğu zaman ciddi problemlerle, sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını ben yakinen biliyorum ki sizin söylemlerinizde bu planlamayla bu tür hadiselere yol vermeyeceğiniz anlaşılmaktadır. Şimdi Dursun Bey, tabii planlama yapılırken özellikle az önce bahsettiğimiz gibi deniz turizminde denizlerin kirliliğinden, kirlenmesinden bahsettik. Eğer bunları doğru bir şekilde planlama yapamaz isek, denize akacak olan kanalizasyonu da engelleme şansımız olamayacaktır. Çünkü Ayvalık'ımızı düşünün, Edremit'imizi, Burhaniye'mizi, denize kıyısı olan Erdek'imiz, Bandırma'mız, Ören'imiz, bu tür yerlerde çok ciddi anlamda nüfusumuzun, 70 bin, 60 bin nüfusun yaz aylarında 400-500 binleri bulduğunu görüyoruz. Bu dönemde ciddi bir şekilde kanalizasyonun,
yeterince deşarj edilememesi, bir takım sıkıntıların yaşanması nedeniyle turist olarak gelen kişilerimizin bir an önce bu bölgelerden ayrıldıklarına çok üzülerek tanık olduk. Çünkü burada bir plansızlık söz konusu Neşe Hanım. Yani mevsimselliğe bağlı bir yoğunluk, bir konsantrasyon yaşanıyor. Evet. Yani bir bölge işte Altınoluk'u eğer baz alırsak, yani kışın nüfus 17-20 bin arasında, evet, ama yazınki nüfus bu sene 400-500 bine çıktığı söyleniyor. Ama bu gerçekten bu taşıma kapasitesinin üzerinde bir rakam ve buna hizmet vermekte oldukça sıkıntılı oluyor. Hem her açıdan Dursun Bey, her açıdan. Şimdi Altınoluk eski bir yerleşim birimimiz. Bu eski yerleşim birimimiz o döneme ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmış bir yerleşim birimi. Bizlerin şu anda yapması gereken, yine planlamaya dönüp geliyoruz, yapması gereken hem bahsettiğimiz su ve kanalizasyon anlamında, hem ulaşım anlamında ciddi bir şekilde bu ana dokunun, tarihi dokunun korunarak, bozulmadan diğer bölgelerden sağlanabilmesi söz konusu olmak, evet, zorundadır. Yani bizler tarih diye alternatif turizmimize de burada tabii geçiş yapmamız, evet, mümkün. Tarihi dokumuzu koruyarak, biliyorsunuz Ayvalık'ımız olsun, Edremit'imiz, Burhanim, her bir ilçemiz, Dursun Bey'imiz, Sındırgı'mız, Balıkesir'imizin 20 ilçesi ayrı kültür zenginliklerine sahiptir. Evet. Açık hava müzeleri gibidir adeta buralar. Peki biz bunların bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayacağız diye plansız programsız yapılan RES'ler, HES'ler ve benzeri enerji ihtiyacımızı karşılayacak sistemleri. HES'lere geleceğim, bu özellikle bu ben bölgede. Özellikle yani küçük anlamda bahsettim ama daha ayrıntılı, evet, konuşuruz bu konularla ilgili de. Bunların tarihi dokuyu bozarak, doğayı bozarak, ormanları, ağaçları bozarak, tamamen faunayı ve florayı bozarak elde edebileceğimiz karın bize ne getireceğini uzun süreç içerisinde, insanlığa ne getireceğini bir tartıp terazide düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Neşe Hanım, Edremit Körfezi'nde ki Kaz Dağları baz alınarak, evet, 11 tane HES projesi olduğu söyleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bunun olumlu yanı da olabilir belki. Yani ben şimdi olumsuz yönlerini söylemek istemiyorum ama sizden bunu duymak ve işitmek istiyorum. Buranın iklimsel özelliğine ne gibi yansımaları olur? Şimdi Dursun Bey, ben aynı zamanda bir sağlıkçı olarak, bir doktor olarak tabii bu alternatif enerji kaynaklarının sadece iyi taraflarının gösterilmesini çok onaylamıyorum. Halkımızın kendi bölgelerine yapılacak her şeyde Cumhuriyet Halk Partimizin söylediği gibi söz hakkı olması gerekiyor. Bunlarda da yasamızın da gerektirdiği zaten ÇED raporları vardır. Evet. Bu tür yerler yapılmadan önce o bölgedeki halkımızın görüşleri alınır. Öncelikle yapılacak enerji sistemiyle veya başka herhangi bir yapıyla, değişiklikle ilgili olarak halkımızın öncelikle bilgilendirilmesi gerekir. Nedir? Yararları nelerdir? Zararları nelerdir? Nasıl bir alanı kapsayacaktır? Daha sonraki senelerde, çünkü evlatlarımıza bırakmamız gereken bir emanetimiz Türkiye'miz var. Evet. Cumhuriyet Halk Partimizin öncelikle hedefi önce Türkiye, önce insan diye yola çıktık zaten. Çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız nasıl bir Türkiye olacaktır? Bunu bölgesel olarak yapacağımız işlerle ilgili halkımızla paylaşmak zorundayız. Bunu halkımıza söylediğimiz zaman, bakın HES'i, aa evet diyor, bana bir sürü iş imkanı sağlayacak diyor. Evet, artık elektriğim kesilmeyecek diyor. İşte şu sağlanacak, bu sağlanacak. Çünkü herkesin her konuyu çok iyi bilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Herkes kendi uzmanlık alanında tabii ki halkımızı bilgilendirmekle, devletimiz özellikle bu tür şeyler yapıyor ise bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anayasal bir hakkımızdır bizim aynı zamanda. Evet. HES'lerimize gelince, o hidroelektrik santrallerimiz nerelere yapılıyor? Tabii ki derelerin olduğu bölgelere yapılıyor. Burada öncelikle sular belli bir yerde toplanarak daha sonrasında kullanılmak, buradan enerji üretmek anlamında bir takım sistemler oluşturulmak zorunda. Bakın en başından başlayalım. Bu sistemlerin öncelikle oluşabilmesi için oraya
ulaşılabilmesi gerekiyor. Oraya ulaşılabilmesi için, ki buralar genellikle ormanlık arazilerdir, bir takım ağaçların kesilmesi gerekiyor. Yol yapılması gerekiyor. Yol yapılması gerekiyor. Malzemeler götüreceksiniz, insan taşıyacaksınız, insan gücü var, malzemelerin oraya taşınması için yolun açılması gerekiyor. Öncelikle ormanlarımızın bir kısmının gittiğini düşünüyoruz. Her bir ağacın kesilmesiyle doğada meydana gelen değişiklikleri zaten hepimiz biliyoruz. Bunların bir kenara bırakıyoruz. Daha sonra orada belirli miktar suyun toplanmasıyla beraber bir derenin akışkanlığını düşünüyoruz. Bir de derenin toplanmasıyla bu sudaki ısı farklılıkları ortaya çıkıyor. Ki siz bir hekimsiniz aynı zamanda. Evet. İşte bu HES'lerdeki biriken suyun nem oranını artıracağı ve bölgenin şu anda Körfez'in insan sağlığına iyi gelen bir iklimsel özelliği var değil mi efendim? Aynen buna öyle. Buna ne gibi bir olumsuz yansımalar olacaktır? Bakın, bu konuyu biraz açalım. Tabii ki onu anlatmaya çalışıyorum. Burada öncelikle suyun ısısının değişikliği söz konusu olacaktır. Bizim yeraltı kaynak sularımız vardır. Sadece yer üstünü düşünmemiz büyük bir hataya düşmemize sebep olur. Bu yeraltı kaynak sularının bir şekilde durgun suyla, orada durdurulmuş sularla kirleniyor olması, yapım esnasında oraların tabii ki doğanın bozulmasıyla beraber, insana açılmasıyla beraber bir takım yeraltı sularını kirletecek kimyasal değişiklikler söz konusu olacaktır. O dere yataklarının denize açılan bölgelerinde bir takım yine bozulmalar gündeme gelecektir ve tuzlanmalar artacaktır. Tuzlanmaların artmasıyla beraber yine yeraltı kaynak sularımızda yine kimyasal bozukluklar meydana gelecek ve biz bu yeraltı sularını daha senelerce kullanma gereği duyacağız. Havanın tabii ki RES'lere de geleceğiz herhalde, evet, Dursun Bey. Evet. Yani havanın kirlenmesinden bahsedecek olursak, bütün bu alternatif enerji kaynaklarının, sistemlerinin havamızda yaratacak, özellikle bakın yer olarak buraları değil, halkın yerleşiminden, halka güzel oksijen kaynakları sunan bölgelerden çok uzak yerlerde yapılmasını öneriyoruz biz HES'lerimizin. Evet. Bunların çünkü bu bölgelerde yapılıyor olması doğanın, bakın bu bir kısır döngüdür. Bu bir zincirdir, doğal zincirdir. Bu zinciri herhangi bir yerden engellediğiniz zaman bu geriye dönük olarak diğer bütün sistemleri etkileyecektir. Bunun içerisinde tabii ki bu doğal ortamda, yaşadığımız ortamda en küçük mikrobundan tutun, bakın mikroptan bahsediyorum, mikrobundan tutun, kimyasının genetiğinin değiştirilmesiyle başlar. Daha sonrasında da bütün hayvanlardan ta insanlara ulaşıncaya kadar ciddi problemler ortaya çıkar. Evet efendim. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidarında HES'lere müsaade verilmeyeceğini söylüyorsunuz. Bakın şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz halkımızın, insanımızın nefes alabildiği, faydalanabildiği ormanı, yeşili bozmadan alternatif enerji sistemlerini kullanalım diyoruz. Evet. Evet, peki efendim. Şimdi isterseniz diğer bir konu başlığına geçelim. Siz aynı zamanda tabii bir doktor, hekim kimliğinizin yanında bir de siyasi kimliğiniz var ve onunla Balıkesir'in 908 bildiğim kadarıyla köyü var. Oldukça yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz. Evet. Gerçekten Türkiye yakın bir zamanda bir seçim yaşadı. Sonra ikinci bir seçime karar verildi. Tabii siyasilerimiz, büyüklerimiz bu yönde böyle bir karar tecelli etti. Siz halkta gerçekten bu kararı ne ölçüde doğru veya yanlış olduğu konusunda objektif olarak bir değerlendirme yapar mısınız? Halk bunu nasıl karşılıyor? Yani ikinci seçim, oh iyi oldu, yapıldı mı, buna ne gerek mi vardı diyor. Yani bu konudaki, çünkü sürekli köylerdesiniz. Yani sizinle bu programı yapmak için ben bir haftadan beri uğraşıyorum. Sürekli köylerde geziyorsunuz efendim. Evet, Dursun Bey, teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler şu anda ön seçimden itibaren diyelim, hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Neden çalışmaya devam ediyoruz? Tabii ki halkımıza, insanlarımıza bizim anlatacağımız çok şey var. 13 yıllık, kısacık eğer izin verirseniz, bu noktaya gelebilmemiz için önce bir 13 sene öncesine de gitmemizde fayda var. 13 senelik süreç içerisinde köylerimizde, tabii bunu çok rahat konuşabiliyoruz halkımızla, inanın televizyonları izliyorlar.
gazeteleri okuyorlar. Her şeyden haberleri var. Yani bizlerin düşündüğü gibi sadece tarlasına gidip gelen, evinde oturan insanlar değiller. Ve bizlerin en fazla şu anda kırsal kesimde problemleri olan kişilerle ilgili de projelerimiz olduğunu çok açık bir şekilde genel başkanımız anlatıyor. Anlatmaya da hepimiz devam ediyoruz. Şimdi bu köylerimizi gezdiğimiz süreç içerisinde köy diyorum ben hala, bakın inatla köy diyorum ama artık biliyorsunuz köylü milletin efendisi sözü yine gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında köylü milletimizin yine efendisi sözü gelecek. Çünkü köylerimiz artık mahalle oldu. Ve az önce de bahsettiğim gibi öyle mahallelerimiz, öyle köylerimiz var ki ilçeden çok büyük ara 20 kilometre, 30 kilometre uzaklardı. Evet. Ve bu köylerimize hizmetin gitmediğini çok açık görüyoruz. Köylerimizde benim çocukluğumda yaşadığım, çok da özlemle andığım kapıların üzerinde anahtarların olduğu günleri hatırlıyorum ben. Bir yerde yemek piştiği zaman koku olur, bir gebemiz, bir loğusamız var mıdır, aman canı çekmesin diye birer kap koyup komşulara dağıttığımız günleri hatırlarım ben. İşte köylerimiz hala o kültürümüzü, o ananelerimizi sürdürmekteler. Bunlar bizim en güzel, kaybetmememiz gereken özelliklerimiz. Ama köylülerimiz bugüne kadar örneğin bir ay içerisinde her gün bir evde toplanarak kendi yufkalarını yapan insanlar. Onlar bir yerde düğün olduğu zaman hep birlikte orada, acı olduğu zaman yine hep birlikte orada toplanmasını bilen insanlar. Şimdi bu kişilerin bizler yıllardır kendi imkanlarımızla getirdiğimiz suya, şu anda Büyükşehir Belediyesi su saati taktı ve inanın gelen faturaları gördüm ben. Elektrik faturalarını, su faturalarını, ödemelerinin mümkün olmadığı rakamlar bu faturalar. Köylülerimizin uygun fiyatlarla krediler verilerek işte traktörünü almış, tabii ki üretilmeyen gübresini, bizim kendi gübremizi değil, dışarıdan ithal edilen tohumu, gübreyi aldırılmaya yönlendirilmiş ve şu anda da bu kredilerini ödeyecek kadar bile para kazanmıyor. 6 Eylül'ün köylü pazarında bir kadınımızın zor gözyaşlarına mani oldum. İnanın bakın hala tüylerim diken diken oluyor. Zor mani evet. Oldum. Çünkü bana anlattığı şey artık biz diyor tabii biliyorsunuz Balıkesir'imiz her türlü ürünü yetiştiren ovaları o kadar bereketli, toprakları o kadar bereketli bir il. Ama şu anda hiçbir şey yetiştiremedikleri için işte hiç olmazsa bir biberimiz kaldı biliyorsunuz. Neden biber yetiştiremiyorlar? Şu anda onu anlatacağım. Yetiştirdikleri ürünün maliyetiyle sattıklarında ellerine geçen parayı bir kefeye koyduğumuzda külliyen zarar ediyorlar. Zararı etmemek için de tarlada bırakmışlar. Domateslerimi tarlada bıraktım. Çünkü 10 kuruşa satamıyorum bu domatesleri diyor. Ayvalığımızın köylerinde bamyaları beraber ayıkladık köylü kadınlarımızla. Bana söylemleri şu oldu. Biliyor musunuz diyor biz bu bamyanın kilosunu 10 kuruşa ayıklıyoruz. Bütün bir gün 90 yaşında kadını 14-15 yaşında kızıyla hep beraber ayıkladık bunları. Oturduk onlarla beraber sohbetimizi de yaptık. Ve 1 liraya fabrikaya satıyorlar. Kilosunu 1 liradan fabrikaya satılıyorlar. O kadar çok dertleri var ki köylümüzün. 13 senede getirildikleri nokta. Evim yıkılmak üzere neyle yapacağım diyor. Sağlığa geleceğiz herhalde ama. Ona geleceğim. Eğitim ve sağlığa geleceğiz yani efendim. Her konuda sıkıntıları var. Ve şu an sıkıntılarını anlatabilecekleri kimse olmadığı gibi çözebilecek hiç kimse de yok Cumhuriyet Halk Partisi dışında. Biliyorsunuz biz mazotu 1,5 liradan vereceğimiz sözünü söyledik. Ancak kaos, yaratılan kaos ortamı içerisinde doların 3 liraları bulmasıyla birlikte 1,80 kuruştan mazotumuzu çiftçimize vereceğiz. Tabii bu kayıtlar evet. Kapsamında olacak bir şey. Bunları anlatıyoruz. Köylümüzün yüzü gülüyor biz anlattıkça inanın. Hepsinin burada çok rahatlıkla söylüyorum, bizi izleyen seyircilerimize de söylemek istiyorum. Artık kişiler
bir değişiklik yapmayı istiyorlar. Çünkü az önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partimizin her bir projesi insanı temel alan projeler. Her bir projesi Türkiye'mizi barış içerisinde, güzellikler içerisinde, doğası, çevresi ve bozulmamış insanıyla bir sonraki nesillere teslim edeceğimiz bir emanet olarak görüyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve çiftçilerimize, köylülerimize söylemeye devam ediyoruz. Ki bu arada, kadar, Neşe Hanım, bu arada tabii gayet güzel, gerçekten çok akışkan bir şekilde konuşuyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka bir takım vaatleri de var. Biraz da isterseniz bu çerçevede bunlara da bir giriş yapılırsa daha konu iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi onu söyleyecektim, tam oraya geliyordum. Köylerimizden, gençlerimizin göçünden çok dertli anne babalar. Çünkü köylerimizde eskiden bırakacakları tarlaları vardı. Eskiden bırakacakları hayvanları vardı. İnanın şu anda doğru dürüst hayvancılık da yapamaz durumdalar. Doğru dürüst tarım da yapamaz durumdalar. Biz ki üç tarafı denizle çevrili, toprakları bu kadar bereketli, üretim yapmaya bu kadar müsait ülkemizde üretim yaptırılmayarak başkalarına teslim edilir hale gelmiş durumdayız. Yani tüketim toplumu haline mi dönüşüyor? Tüketim toplumu haline gelmişiz. Ve şu anda gençlerimiz, bakın gittiğimiz yerler Soma'ya da yakın biliyorsunuz. Evet. Soma'da maden ocaklarında çalışıyor bir kısmı. Gelişlerine tanık olduk. Onları durdurdum, biraz onlarla sohbet ettim. Hepsi dertliler. Çünkü yaşadığımız bir 301 canımızı feda ettiğimiz, ben buna cinayet diyorum çünkü iş kazaları, ben aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğiyle de ilgilendiğim için iş kazaları tesadüf değildir, iş kazaları bir cinayettir. Önlemler alınmadığı müddetçe de cinayet olmaya devam edecektir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizle bu sektörlerimizde, ağır işçilerin çalıştığı sektörlerde bu yasal düzenlemelerin çok acilen yapılması müjdesini vermek istiyorum. Evet. Ve asgari ücretin yaşanabilir bir seviyeye, 1500 lira seviyesine getirileceği müjdesini vermek istiyorum. Her bir kadınımızın, kadınlarımıza da söylüyorum bunu, her bir kadınımızın evine çalışmayan, maddi durumu uygun olmayan kişilerin en az 720 lira bir rakam gireceğini söylemek istiyorum. Gençlerimize adadık seçim bildirgemize, Dursun Bey biliyorsunuz. O gençlerimiz ki okumak için her yerden burs aramak zorunda kalıyorlar. İnanın bana Türkiye'nin her yerinde telefonlar geliyor. Tek dilekleri, tek istekleri, aman hocam, aman doktorum, bizim çocuklarımıza bir burs ayarlayabilir misin? İki tane çocuğumu okutuyorum, emekliyim, işçiyim. Bu şekilde gelen, yüreklerimizi acıtan sürekli talepler oluyor Dursun Bey. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarımızda bu çocuklarımızın eğitim hakları ellerinden alınmayacak. Bu çocuklarımız eğitim gördükleri müddet içerisinde devletten katkı payı alacaklar. Çıktıkları zaman biliyorsunuz üniversiteli pek çok işsizimiz var. İstihdam yaratacak yatırım projelerimiz olacak. Bu yatırım projelerimizi gerçekleştirirken ayrıca biliyorsunuz bizim ara elemana çok ihtiyacımız var Türkiye evet. olarak meslek liseleri. Bunlarda ne oluyor? Çocuklarımız çıkıyor. Ama bir nerede çalışacağız? Karmaşası var. Bir üniversite okuyayım mı? Okumayayım mı? Oysa ki onları ara eleman olarak bizler son sınıftan itibaren fabrikalarda staj gördüreceğiz. Ve bu fabrikalarda çıktıkları zaman da iş imkanına sahip olacaklar. Biz usta çırak ilişkisiyle bugüne kadar el emeği olan işlerimizi birbirimize öğretiriz. Ama şu anda artık meslek liselerimizden çıkan çok güzel eğitim alan çocuklarımızı işlere sokacağız. Üniversitede çalışan, üniversitede okumuş olan gençlerimizi yurt dışında, bakın bu katma değeri yüksek biz üretim yapmak istiyoruz. Katma değeri yüksek üretim yapabilmemiz için de teknolojik açıdan, bilimsel açıdan gençlerimizin eğitim görmesi gerekiyor. Bu eğitimlerin ciddi anlamda gezip, görüp, devlet tarafından gönderilip, eğitildikten sonra tekrar Türkiye'mize dönerek
bu beyin göçünü engellememiz gerekiyor Dursun Bey. Tekrar Türkiye'mizde onlara istihdam yaratacak imkanlar sunacağız. Peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak İmam Hatiplere dokunacak mısınız? Onları konusunda bakın, bir düşüncelerinizi de öğrenmek istiyoruz. Ve bu çerçevede türban konusu biliyorsunuz o da birçok Türkiye'de sorun yaratan bir mesele haline geldi. Bizim sosyolojik olarak hiçbir kimseyle hiçbir problemimiz olmamıştır. Bizim başörtümüz annelerimizin başörtüsüdür. Ne zaman sorun haline gelmiştir? İmam hatipler, biz kesinlikle imamlarımızın eğitimli kişiler olmasından yanayız. Bakın siz sormadan ben başka bir konuya gireceğim. Ufak bir giriş yapayım daha sonra devam elbette edelim efendim. Yine. Bakın şu an köylerimizde yine çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Nedir o problemimiz? Açıkta olan öğretmenlerimiz var, işe yerleşemeyen. Ama bu arada kapatılan okullarımız var köylerimizde. Evet. Açıkta olan, iş bulamayan ebemiz, hemşiremiz, doktorumuz mevcut. Ama köylerimizde kapatılan sağlık evleri, sağlık ocakları var. İmamlarımız dedik. İmamlarımızın eğitimli olması bizim için çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü bu kişiler birer kanaat önderidir. Bunlar evet, köy yerlerine, mahallelerine gittikleri zaman ilk sorunların danışılacağı kişiler imamlar, öğretmenler ve sağlıkçılardır. Bu kişilerin eğitimli olması, onların sorunlarına çare olabilmesi, bizler için, köylümüzün eğitilmesi için, geliştirilmesi için, yönlendirilebilmesi için, doğru yönlendirilebilmesi için gerçekten çok önemlidir. O yüzden bizim bu konularda kesinlikle bakış açımız eğitimli kişilerin olmasından yanadır. Evet, yani ben şimdi siz eğitimde ki Türkiye'nin gerçekten eğitilmiş insan gücü ve eğitilmiş insan yapı dokusuyla çağı yakalayabileceğine inanıyoruz. Siz peki bu taşımalı eğitim sistemini öyle bu şekilde kaldıracak mı? Yani kaldırılması mı planlanıyor yoksa buna yeni bir takım düzenlemeler mi getirilmesi düşünülüyor? Bu konuda da Dursun Bey, taşımalı eğitimin ortaya çıkışı biliyorsunuz okulların olmadığı imkansızlıklarla mücadele eden 2 kilometre karda kışta okuluna yürümek zorunda kalan çocuklarımız için yapıldı. Taşımalı eğitimler onları köylerinden alıp mahallelerinden alıp okula ulaştırabilmek. Yollarda biliyorsunuz mosmor ayaklarla görmedik mi bu fotoğrafları? Evet, Türkiye'mizin gerçekleri bunlar. Bunları okullarına götürebilmek amacıyla yapıldı. Ancak şu an gelinen nokta itibariyle taşımalı eğitim tamamen amacının dışına çıkmış durumdadır. Ne gibi efendim? Şöyle ki az önce bahsettiğim gibi köylerimizde pek çok okulumuz kapatılmıştır. Neden? Öğretmenimiz mi yok? Var. Binamız mı yok? Var. Öğrencimiz mi yok? Var. Peki neden bir okulu kapatırız? Bizim düşünce peki, tarzımız... Peki yani bilmiyorum ben. Tabii siz köyleri geziyorsunuz. Bunları köylerle konuşuyorsunuz. Evet, ne evet söylüyor? Tepkiler, refleksler nedir? Dertleri var. Bakın dertleri var köylümüzün. Ondan bahsedeceğim zaten. Öğretmen bir yerin, bir köyün en iyi kanaat önderidir. Az önce de söylediğim, belirttiğim gibi her bir konuda onu bilir kişi olarak görürler. Evet. Eti senin, kemiği benim anlayışı vardır. Öğrencisini teslim eder, gözünün arkasını gözünü kapatıp arkasını döner, evine huzur içerisinde gider. Bizim öğretmenlerimiz öyle öğretmenler. Evet. Fakat okullarımızın kapatılmasıyla beraber öğretmenlerimizin köylerde yer almamasıyla köylülerimizin problemleri ikinci bir kez daha arttı. Bakın dün gittiğimiz bir köyde söylenen şu söz var. 5-5,5 yaşında çocuklarımız taşımalı eğitimle, okullarında okul olmasına rağmen taşımalı eğitimle başka okullara götürülüyorlar. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Benim çocuğumun yanında gitme şansım yok. Çocuğumu gönderiyorum. Ama o daha pantolonunu toplamayı bilemediği için altı ıslak geliyor. Bakın böyle bir acı durum söz konusu. Peki okulumuz yok mu köyde? Var. Öğretmenimiz yok mu hazırda bekleyen, görevlendirilebilecek, açıkta olan? Var. Peki neden bunları bir araya getirmiyoruz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarımızda
bunları bir araya getirmek en büyük hedefimiz. Yine sağlık evleri, sağlık ocakları, başı ağrıyan... Sağlık politikasına geleceğim. Evet. Hekim olarak evet. O konuda sizin diğerlerinden daha farklı düşünceleriniz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sağlık politikası bugüne kadar ne ölçüde başarılı oldu? Hekim olarak siz de bu alanda görev yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani bu konu oldukça önemli. Çünkü emeklilerden bir takım ücretler kesiliyor, bedeller ödeniyor. Bu konuda da söyleyecekleriniz olduğunu düşünüyorum. İsterseniz evet, biraz da bu konuyu işleyelim. Bolca söyleyeceklerimiz olur evet. Dursun Bey. Sizin çünkü, alanınız çünkü bu evet, alan. Evet. Bizler Nusret Fişek hocamızın sosyalizasyon sistemiyle göreve başladık. Tabii biliyorsunuz sosyalizasyonda ekip ruhu çok önemlidir. Ebesiyle, hemşiresiyle, doktoruyla, hizmetlisiyle, çevre sağlıkçısı, sağlık memuruyla hepsi bir bütündür. Ve tek bir hedefleri vardır. Halka hizmet etmek. Nasıl hizmet etmek? Bedava hizmet etmek. Ve bunun yapıldığı dönem itibariyle her bir mahallede, her bir ebemiz, her bir evde kim giriyor, kim çıkıyor çok iyi bilirlerdi. Bakın nüfus bile gelip bizden kişilerle ilgili bilgi sorarlardı. Dursun Bey. Ve gelinen noktada 2011 yılı itibariyle bir aile hekimliği sistemi gündeme geldi. Aile hekimliği sisteminde 7 gün 24 saat hekiminiz yanınızda olacak dendi. Bunun akabinde aile hekimlikleriyle toplum sağlığı merkezleri ayrıldı. Toplum sağlığı merkezlerinde başka işte çevre sağlığı, deniz suyu numuneleri, içme suyu numuneleri vesaire sağlıkla ilgili diğer işler yapılıyor. Diğer taraftaki aile hekimlerinin bulunduğu yerde sadece bir hemşire veya ebeyle doktor bulunuyor. Orada da muayene ve diğer aşılama, gebe muayeneleri yapılıyor. Şimdi burada 2011 yılında Çağdaş Yaşam Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi'nin beni bir davet ettikleri program olmuştu. Bu programda bana daha yeni başlamıştı çünkü ben de aile hekimlerine şiddetle karşı çıkan hekimlerden biriydim. Ve bana şu soruyu sordular. Nedir bu aile hekimliği, ne olacak sonu diye. Bu gelinen noktayı sağlığın paralı hale gelmesini ve doktorların bu konularda zorlanacaklarını, hem bütün gün muayene yapıyorlar, ertesi günde nöbet tutmaları isteniyor. Gelinecek bütün bu noktaları biz o günden söylemiştik Dursun Bey. Bakın Şu anda her bir, tabii Cumhuriyet Halk Partimizin projesini de bu konuyla ilgili anlatmak isterim küçücük. Bu şu anda her bir muayeneden, her bir ilaçtan katkı payı alınmaktadır halkımızdan. Halkımız her bir tetkik yaptırdığında, her bir tahlil yaptırdığında ekstra katkı payı ödemek durumundadır. Bir ödüyor, bir de ayrıca maaşından da kesiliyor, onu halk görmediği için. Bakın eczacıyla halkı karşı karşıya getirdiler. Eczacıya kızıyor halk. Diyor ki neden benden bu parayı alıyorsun? Eczacı diyor ki ben almıyorum bu parayı, ben devlet adına alıyorum. Kartınızı da faturanızı da veriyorum size diyor. Bunu izleyebilirsiniz maaşınızdan vesaire gibi söylüyor. Ve halkla eczacıları yüz yüze getirdiler. Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlette sağlık ve eğitim ücretsiz olmak zorundadır. Eğer tabii ki biz özel yatırım yapacak olan kaliteli eğitim veya kaliteli sağlık hizmeti sunan hiçbir yatırımcının önünü kesmek gibi bir çabamız da olmayacaktır. Evet. Ancak bu süreç içerisinde zaten çok düşük 1000 liraları, 1200 liralı buradan asgari ücret, 700 küsur liralı buradan emekli maaşlarıyla, bir de tabii sağlığınızı kaybediyorsunuz yaşlandıkça, daha çok doktora gider, daha çok ilaç alır oluyorsunuz. Sürekli olarak kesintileri kendi maaşınızdan karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Eline geçen para herhalde 250-300 lirasını verdiği zaman 300-400 lirayla geçinmek, 500 lirayla belki geçinmek zorunda kalan emeklilerimiz söz konusu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kesinlikle ve kesinlikle sağlık hizmeti ücretsiz olacak. Eğitim aynı şekilde ücretsiz olduğu gibi bir de katkı payı söylediğim gibi öğrencilerimize verilecek. Ve bu süreç içerisinde yine sağlıkla ilgili genel sağlık sigortasında biliyorsunuz şu anda kesilen ve kişilerin borçlandırıldığı ama farkında olmadıkları 1000-1500 liralardan daha da yukarılara çıkan
rakamlar söz konusu. Bakın bunlardan bir tanesi de benim mağduriyet olarak oğlum. Evet. Oğlum halihazırda master yapıp, yüksek lisansını yapıp öğrenci olmasına rağmen bir yazı geldi bize. Tabii ki bizden de faydalanıyor. Şu anda kendisi de üniversitede çalıştığı için artık kendi parasını, sigortasını kendisi ödüyor. Ve 1500 lira bir borç çıkardılar oğluma. Anlamadık nasıl olduğunu. Çalışmıyor mezuniyetinden sonra çıkan bakın borç rakamı. Ben değerli vatandaşlarımızı burada uyarmak istiyorum. Gitsin baksınlar. Genel sağlık sigortasıyla ilgili eğer bir sigorta kapsamında değillerse Bağkur'dur, emekli sandığıdır, sosyal sigortalardır. Mutlaka bu sağlık sigortası kapsamında şu an borçlandırılmış durumdalar. Bizler... Peki bunu vatandaşa söylemiyorlar mı efendim? Yani neden borçlandırılmış konusunda vatandaşa bir bilgi verilmiyor mu? Hayır, bir bilgi verilmiyor. Sadece bunlar borçlandırılıp belli bir rakama ulaştıktan sonra evlerine yazı gidiyor bu şahısların. Şu kadar borcunuz vardır, bir an şu kadar zaman içerisinde ödenmesi diye. Biz bunu, ben bunu özellikle sosyal medyada da paylaştım. Belli bir gün verilmişti, ayın 10'uydu. Geçen ayın 10'uydu tahmin ediyorum. Yanılmış olabilirim. Orada belirtildi. 10'una kadar gelip yapılandırma yapılabilir borçlar diye. Ama borçların silinmesi diye bir şey söz konusu değil. Oysa ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir eşitsizliği, adaletsizliği asla onaylamıyoruz. Kendisi ödeyebilecek gibi olanların kendilerini ödeyecek, diğerlerine devlet katkı sağlayacak. Efendim teşekkür ediyoruz. Giderek yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Su gibi akıyoruz ama sizinle bir de Balıkesir merkezinde olan çok önemli bir olay var. SK arazisini. Onu da isterseniz bir görüşelim. O konuda sizin düşünceleriniz, bir takım çalışmalar yaptığınızı biliyorum. O yüzden konuya de burada gerçekten özellikle bizim için anlatmanızı istedim efendim. Tabii. Cumhuriyet döneminin ilk sanayi şirketidir SEKA. Bakın Paşaköy'deki SEKA kağıt fabrikası bizim için çok ayrı bir anlam taşımaktadır. Ve 2003 yılında İhalelerle ilgili çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum ama bizim hala kafamızda soru işaretlerinin olduğu bir ihale yöntemiyle belli kişiler bu SEKA kağıt fabrikasını aldılar ve kağıt fabrikasına devam edecekleri, tekrar üretime geçecekleri sözüyle. Ancak şu anda milletvekilimiz Ahmet Akın'ın da önerge verdiğini biliyoruz bu konuyla ilgili. SEKA kağıt fabrikasının termik santrale dönüşeceğiyle ilgili ciddi bilgiler tarafımıza ulaşmış durumdadır. Bu konuyla ilgili bu işin takipçisi olduğumuz çok iyi bilinsin. SEKA kağıt fabrikasının olduğu bölge 1.1 milyon dolar gibi çok az bir ücrete ve Paşaköylülerin tüm karşı çıkışlarına rağmen satılmış ve 12 senedir bir tek çivi bile çakılmamıştır. Ornun içindeki bütün malzemeler yok pahasına satılmıştır. Ve şu anda orası Balıkesir'in en güzel bölgelerinden birinde, Paşaköy'de kanayan bir yara olarak durmaktadır. Ki sadece Paşaköylüler değil, ben biliyorum Balıkesir şehir merkezinde yaşayan halk da çok büyük tepkiler vermişti ama o günkü koşullarda özelleştirme çerçevesinde satıldı. Evet, aynen ama öyle. Hala bir yatırım yapılmadığını düşünüyoruz. Efendim, burada çok kısacık termik santral olursa Dursun Bey burada gerçekten Balıkesir'imizin bütününün bitmesi söz konusudur. Ciddi zararları olacaktır. Bu konunun kesinlikle ve kesinlikle kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bizler de siyasiler olarak, ben aynı zamanda bir sağlıkçı olarak takipçisi olacağımız konusunda da vatandaşlarımıza söz vermek efendim istiyorum. Giderek programımızın sonuna geliyoruz. Biraz da isterseniz toplumumuzda çok üzücü hadiseler yaşanmakta. İşte Ankara katliamı, bunun dışında başka olaylar oluyor, şehitlerimiz oluyor. Yani bu yangın nasıl söndürülmelidir? Ne yapmalı Türkiye'de barış ve kardeşlik adına? Neler yapılmalıdır? Yani ben şimdi mevcut olan sorunlar var. Ben bir ırk veya şu isim zikretmek istemiyorum ama sizin bu konuda bir düşünceleriniz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili adayı olarak
Bu sorunlar nasıl çözülebilir? Evet. Dursun Bey, tabii ben 27 senelik hekimlik hayatım boyunca o kadar çok insanla karşılaştık ki hiçbir şekilde, bakın 27 seneden bahsediyorum, hiçbir şekilde o dönemden, ilk doktorluğa başladığım günden itibaren hiç kimseyle ilgili, hiç kimsenin bir ayrıştırma, bir başkalaştırma veya bir başka isim adı altında anılma şeklinde hiçbir sorunu olmamıştır. Bugün dahi hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Bizler Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren hep birlikte Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Sünnisi, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnağı hep birlikte bu vatanı kazanmış, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bir vatan toprağında yaşayan insanlar. Çanakkale şehitliği bunun en büyük delilidir değil mi? Şehitliği bir de tabii bizim biliyorsunuz bu Çanakkale Savaşı'nda çok büyük önemi olan bir şeyimiz var. Koca Seyidimiz var. Pek çok yerimizde. Onu söylediğim gibi yani her bir noktası, her bir toprağımızın her bir noktası gerçekten bizler için çok değerlidir. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin ortak hedefi de inanın Türkiye'dir. Bizler, az önce de söyledim, komşumuz aç yatarken tok yatmayan bir milletin fertleriyiz. Yıllardır sadece ve sadece bölüp yönetmeyi kolay hale getirebilmek anlamında yapılmış bir takım senaryoların, ki bu emperyalizmin en büyük kesinlikle projesidir. Kesinlikle. Bizim gibi bu kadar güçlü, bu kadar dediğim gibi tam orta bölgede bulunan, her bir yere ulaşımı kolay olan, bu kadar bereketli, bu kadar güçlü bir ülkenin hep bütün emperyalist güçler gözleri üzerinde ülkemiz. Ve bunların oyunlarıyla, senaryolarıyla, çok seneler öncesinden başlayan senaryolarla şu an gelinen noktada birbirimize kırdırılır hale gelmiş durumdayız. Bu kaos ortamının hiç kimseye bir faydası olmadığını bütün halkımız, gezdiğimiz bütün halkımızda halktaki çok açık ifade. Halktaki refleksler nedir bunda? Yani siz halkımız bunu kesinlikle kabul etmiyor, onaylamıyor. Herkes ben oradan kız aldım diyor, ben buradan kız aldım diyor. Hiçbir şekilde böyle bir sorunumuz yok zaten. Bunlar tamamen halkımızın, tabanımızın isteği dışında gerçekleşen olaylar. Biz artık şehit haberlerimizi almak istemiyoruz Dursun Bey. Kısaca biz barış artık, için evet, yola çıkmış kişilerin kısaca programında artık sonuna geliyoruz. Sürekli de uyarıyor ben arkadaşımız. Tabii. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğinizde mevcut olan sorunu kısaca bize neler yapılması gerekiyor? Nasıl çözmeniz gerekiyor? Burada çok basit bir yöntem var. Biz asla ayrıştırmamış, bugüne kadar herkesi kucaklamış bir partiyiz. Burada olayın boyutu biraz da sosyolojik ve ekonomiktir. Bizler yatırımlarımızı, halkımızın ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir partiyiz. Bu halkımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak her türlü yatırımı, her türlü hizmeti halkımıza götüreceğiz. Ve kesinlikle ve kesinlikle halkımızın böyle bir ayrıştırmaya, böyle bir liyakatla da hareket edeceğimiz için hiç böyle bir şeye ihtiyacı da kalmayacak. Böyle bir şeyi toplumumuzda görmeyeceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında görmeyeceğiz. Sorun ekonomik bir sorun diyorsunuz. Sosyolojik ve ekonomik bir sorun olarak diyor. Eğer biz bu sorunları çözeceğiz ve dolayısıyla bu mevcut olan bu çatışma ortamı da ortadan kalkmış olacak. Zaten kendiliğinden. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün Doktor Neşe Zengin İdir'i konuk ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere iyi günler diliyorum efendim. Ama son sözleri de sizden almak istiyorum efendim. Ben öncelikle bu güzel sohbet programı için çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da şu mesajı vermek istiyorum. 1 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarında Türkiye'miz eski güzel günlerine kavuşacak. Her şey adaletli, insanca ve önce Türkiye için yapılacak. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür.